Adria Türkiye'nin YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Adora 613 HT modelini dilimin döndüğünce size aktarmaya çalışacağım. Takipçiler bilir, Adora segmenti fiber gövdeye sahip, -35 dereceye kadar çok konforlu kamp yapmanıza olanak sağlayan bir ürün. Arka tarafta banyosu, tuvaleti ayrı olan bir model. Hemen oturma grubunun karşısında ki yerin hemen arka tarafına denk gelen yerinde bir cam konuşlandırılmış. Alaşım jantla gelmiş. Şurada monofaze bir elektrik girişi ile karavana elektrik alabilirken, karavana elektrik aldığımız takdirde buradan 220 çıkışı ve DIN tipi, yani daha küçük marin tipi diye adlandırılan 12 volt 10 amperlik çakmaklık soketi dışarıya doğru geldiğinde burada çok rahat bir şekilde kullanma sunuyor. İki ayrı yatak var. Yatakların sağ tarafına denk gelen kısımda da bir tane cam konuşlandırılmış. Ön tarafa doğru gelirsek, ön cam bu karavanda biraz küçük çünkü ön kısımda mutfak olduğunu daha önce de belirtmiştim. Hemen şuradan ön bagaj kısmına bakarsak oldukça büyük bir kapak. Çok daha rahat hareket olanağı sağlıyor burada. Ayak indirme kaldırmaya yarayan manivelası, bijon anahtarı, iki tüplük yeri steple tutucusuyla beraber gelmiş bu Adora. Yine üzerinde stabilizatör standart olarak geliyor biliyorsunuz Adora'larda. Hemen arka duvara doğru geçelim. Arka duvara geldiğimizde burada hemen 140 litre Tedford 3 sistem buzdolabının yanındaki bu alan bir servis kapağıyla oldukça güzel değerlendirilmiş, güzel bir saklama alanı sunuyor bize. Su dolum ağzı burada, su deposunun dolum kapağı burada. Hemen oturma grubunun altına denk geliyor. 50 litre kapasiteli. Buraya geldiğimizde Alden'in bacasını görüyoruz. 613 HT Adora'da. Dışarıda kar var ve belli bir yükseklikten fazlaysa, dizlerimizin üzerindeyse mutlaka bu kısmı temizlemekte fayda var. Üst kısımda olan bacaları söylemiyoruz bile. Mutlaka etrafının temiz tutulması lazım. En azından ilk starttan önce. Hemen şuraya geldiğimizde yeterli derecede bir servis kapağıyla sol taraftaki tekli yatağın altına bir ulaşım verilmiş. Buraya geldiğimde banyo tuvaletin ayrı olduğunu söylemiştim. Burada da tuvaletin kaset haznesini görüyorum. Arka tarafa geldiğimizde arka kısımda 2 senedir Adora'da klasikleşmiş sade arka dizayn. En üstteki 3. fren lambası, hemen plakalığın üzerindeki de geri sis lambası. Full LED teknolojisiyle donatılmış gayet güzel stop lambaları. Artık yavaş yavaş içine geçsek iyi olur Ertuğ. Arka kısımdan başlayalım dedik 613 HT Adora'ya. Banyo tuvaleti ayrı olduğunu söylemiştim. Hemen şurada bir duşa kabin diye geçiyor artık. İsim öyle kaldı. Bir duş kabini var. Şöyle itiyorum. Oldukça ferah. Takriben 80'e 80 ya da 90'a 90 gibi bir durumu var buradaki duşun. Hemen şöyle sabitliyoruz ki yolda çok fazla takır deyip kendine zarar vermesin diye. Duş konsolu, yine duşu burada ve Aldi'nin havlu pan diye tabir edebilecek havlu ve ortam ısıtma yeri burada. Her santimetre karesi yine değerlendirilmiş banyo, alt dolapları, yan dolapları oldukça ferah ve birçok eşyanızı alabilecek kapasiteye sahip bu lavabonun altı. Hemen banyonun karşısında karavanın sol tarafına denk gelen kasetli Tedford'un tuvaleti ve sifon butonunu orada görüyoruz. Burada bir havluluk var. Hemen bu kontrbeyde kalıyor size göre ama bir tuvalet kağıtlığı var. Işıklama aydınlatmaları da gayet keyifli gözüküyor. Evet, yatak odası diye tabir edilen yere gelirsek, daha önce de söylemiştik, iki tane ayrı
yatağı mevcut. Böyle yatakların altı kocaman baza diye tabir edilen yükleme alanları olarak da kullanılabiliyor. Bu tarafta Alden'in devir daimünitesi varken bunun işte 3'te 2'sini kullanabiliyoruz. Öyle bir handikapı var ama oldukça yeterli. Başüstü dolapları yine derin ve yüksekçe gayet güzel. Hepsi soft gloss. 2 tane ayak uçlarında şöyle her iki tarafta ayak uçlarına denk gelen kısımlarda kısa gardıroplar mevcut. 220 sigortaları buradayken Alden'in rezervuar diye tabir edilen tankı da buradaymış. Orta kısma yani oturma grubunun olduğu salon diyebiliriz. Geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kişinin çok rahat oturabileceği, konaklayabileceği bir alan yaratılmış burada. Buradaki pufu göstermek istiyorum. Bu pufla beraber yine bunun da altı içi daha doğrusu saklama alanı olurken burayı yatak yapmak istediğimizde iki yetişkinin yatabileceği yatak pozisyonuna dönüşürken lazım olacak bir puf da orada. Hemen karşı tarafında oldukça derin ve büyükçe saklama alanı görüyorum. Yine başüstü dolaplarını da şöyle gösterelim. Yine arka taraftaki gibi oldukça yine derin. Dolap zengini bir karavan. Yine bunun altını da hemen gösterelim. Şöyle videoyu uzatmamak adına oldukça büyük saklama alanları var. Buralarda da burada raf düzenli söylemiştim. Ön tarafta daha önce de söylediğim gibi mutfak kısmı önde. Tedford buzdolabı 140 litrelik buradayken hemen şu tarafta 220 çıkışını görüyorum. Yeri gelmişken 220'lerinden bahsedelim. 220 oturma grubunda bir tane var. Bir tanesi arka kısımda olmak üzere. Bir tanesi de burada olmak üzere. 3, bir tane de buralarda bir yerde şurada vardı. 4 tane 220 çıkışı var. 3 ocaklı monoblok domatiğin ocağı ve evyesini, ocağı ve daha doğrusu lavabosunu burada görüyoruz. Davlumbazım burada. Adoralarda nadiren Alpina'larda standart olarak geliyor ama Adora'da sanıyorum 2 modelde vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Fırınla beraber geliyor bu karavan. Hemen tezgahın altındaki saklama alanlarına bakarsak şişelik, yağdanlık diye tabir edileceğimiz çekmecelerle beraber böyle derince soft gloss açılır, kapanır çekmeceler var. Her videoda üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Her biri 5'er kilo kapasitelidir efendim. Bu tarafa geldiğimizde böyle kısa da olsa bir gardırop ve oldukça fazla saklama alanı mevcut. Yine buraya da baktığımızda burası da küçük bir ayakkabılık olarak kullanılabilecek bir yer. Buranın altına yine bu taraftan böyle bir ulaşım da sağlanmıyor değil. Teknik detayları ile ilgili tüm sorularınızı İstanbul, İzmir ve Ankara'daki satış ofisindeki arkadaşlarım memnuniyetle yardımcı olacaktır. Ayrıca adriakaravan.com adresinden de bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.